Saraybosna'ya geldik şu an. Havalimanından indik, karşıya geçtik. Şurada bir otobüs durağı var. Herkes otobüs bekliyor şu anda. Taksiler şehir merkezine 20 euro dedi. Kaç bir saat bekledik değil mi? 20 dakika erken geldi. 20 dakika erken geldi, 20 dakika bekleyecek o zaman. Evet, havalimanında hat alma yeri, büfe tarzı bir yer var. Oradaki adam da bırakmış gitmiş, yok. Otobüs 2 saatte bir geliyor. Motorla gelecek. Tam şey, bir dakika. Tam şeyde indik. Latin Bridge mi? Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer. Evet, tam orada indik. Orada da müze var. Evet. Taksi. West East. East West diye pusula yerde var. İki ayrı ülkeye gitmişsin gibi oluyor. Bir taraf Osmanlı mimarisi, diğer taraf Avusturya Macaristan mimarisi. Bir tarafta sadece camiler var, diğer tarafta kiliseler var. Çok enteresan, iki ülkeyi bir anda yaşıyor gibi oluyorsun. Rastgele bir yere oturduk, cevabı söyledik. Aa, soğanı yok. Burada böyle soğanlı gelmiyor muydu? Olsun, yemeyeceğiz. Ya zaten yemeyeceğim de orijinalini görmek istemiştim yani. Kaç veriyorsun onun üzerinden? 10. 20 üzerinden 20. Üzerinden 100. Mekanda şurası. Burası çarşının başlangıcı. Buradan itibaren Tikler Caddesi tadındaki caddemiz başlıyor. Şu anda Latin Bridge'deyiz. Yarım saat sonra yılbaşına gireceğiz. İçerisi tam bir kaos. Ay. Nedir ya? Dünyanın acilen bunu bırakması lazım. Saraybosna ikinci günden merhaba. Merhaba, bugün Saraybosna ikinci gündeyiz. Dün yılbaşı gecesiydi. Evet, dün yılbaşı gecesiydi. Çekebildiğimiz kadar bütün barbarlığı çektik. Evet, bugün Allah'ın izniyle Saraybosna ikinci günü açıyoruz. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz yapıt belediye binası olarak yapılmış. Savaş zamanında yangın çıkmış ve 2 milyona yakın kitap burada tahrip olmuş. 2014 yılında burası tekrar bir restore edilmiş. Şu anda da kütüphane olarak kullanılıyor. Ben görsellerini görmüştüm. İçi de çok güzel ama şu anda zaten resmi tatil olduğu için kapalı. Şimdi buradaki evin adı İnat Kuca. Bu ev eskiden köprünün bu tarafındaymış, karşısındaymış. Buradaki yol yapılacağı için diye düşünüyorum. Bütün evleri yıkmışlar, bunu da yıkmak istemişler. Bu evin sahibi de yıktırmamış evini. Yani ısrarla işte yıkmamız lazım, kentsel dönüşüm geldi, yok ben yıktırmam evimi. Ondan sonra demiş bir şartla kabul ederim. Bu evin aynısını, yani benim evimi olduğu gibi taşıyıp köprünün diğer tarafını alırsanız kabul ederim demiş. Ondan sonra bunlar işte belediye devreye girmiş, tanklar, kepçelerle birlikte taşımışlar evi olduğu gibi bu tarafa. Sonra bu evin adı da İnat Kuca olmuş. Bu işte Türkçe'de inat evi demekmiş yani. Şimdi buranın içerisinde şu anda bütün boşnak yemeklerini aynı anda bulabileceğiniz bir restoran varmış. Ben başka bir videoda görmüştüm. Gideyim bütün yöresel lezzetleri tek bir yerde tadayım derseniz hem de göl manzaralı, dere, nehir manzaralı İnat Kuca. Biraz değiştirsek mi tabakları ya? Sen biraz ıspanaklıya dön.
Bu şimdi 5-5 mi? Yoksa kıymalı ve ıspanak dün fiyatları farklı mı? Bilmiyorum. İkisini 10 kahne ödedik. Bu bildiğin Urfa dürüm gerçekten ya. Biz şeydeydik ya, Makedonya'daki Arnavut ablaların yaptığı. Hiç böyle değildi. Gerçekten yerinde yemek lazımmış. Tabii. İşte burada dağlarda geziyorlarmış hayvanlar. Buranın hayvanı başkaymış. Bu logoyu gördüğünüz zaman direkt girin, düşünmeyin. Özellikle eti inanılmazdı yani, böyle et yemeği gibiydi yani, börek gibi değildi. Gayet başarılı. Burası Latin Bridge Köprüsü. Avusturya Prensi Franz Ferdinand ve eşi köprünün sonundaki yoldan, arabasından çıkarken suikasta uğruyor ve öldürülüyor. Bunun üzerine Birinci Dünya Savaşı'nın fitili ateşleniyor. Yani bu köprü Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının sebebi gibi anılan bir köprü. Suikasti yapan adam burada duruyormuş. Bunu bu şekilde ölümsüzleştirmişler. Burası Taşlıhan. Burası 16. yüzyılda Gazi Hüsrev Bey tarafından yapılmış. Eskiden han olarak kullanılıyormuş. Şu anda da alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. İçi kapalı çarşı gibi birazcık. Gazi Hüsrev Bey 1521 yılında buraya Bosna Sancak Bey olarak atanmış biridir. Yarı Başnak, yarı Türktür kendisi. Hayatı boyunca da burada kalmış atandıktan sonra. Ve kendini Bosna'yı geliştirmeye ve yapıtlar yapmaya adamış birisi. Burada görebileceğiniz her şeyin üzerinde hemen hemen Gazi Hüsrev Bey adı hep görürsünüz. Bu at hep geçer. Burası Avusturya-Macaristan kısmını ayıran Meeting of Culture bölümü. West Avusturya-Macaristan mimarisi, East de tamamen Osmanlı mimarisi. Yolun taşları bile bu şekilde ayrılıyor farklı renge. Hangi tarafa gitmen gerektiğine karar veriyormuş senin yerine. East diyelim. Burası Morikan. Tüccarların geldiği ve kaldığı hanmış. Tek kapısı var buranın. Tek kapısı olmasının sebebi tüccarlar geliyorlar, sayım yapılıyor. Ondan sonra çıkartıyorlarmış hırsızlık, çalma, çırpma olmasın diye. Böyle de bir hikayesi var buranın. Şimdi bu kahve fincanlarında neden kulp yok onu anlatayım. Bir gün Sırp'la bir boşnak kahvede oturuyorlarmış. Sırp demiş ki, siz fincanı tutarken bizim istavroz işaretimizi yapıyorsunuz demiş. Baba oğul Kusavro anlamına geliyor. Yani bir nevi bir zafer işareti o. Bunun üzerine de Bosnalılar kulpu kaldırıyorlar ve tutarken bu şekilde A yıldız işaretini koyuyorlar. Şöyle bir ekleme yapayım ben de. Şu tutuşta şimdi içinde telve var ama el hilal şeklinde olduğu için ortasında da yıldızla ay yıldız hilal simgesi çıkıyor. Bu yüzden bu şekilde içmeye başlıyorlar. Burası baş çarşı. Bütün turistik yerlerin başı Sebil. Burası Gazi Hüsrev Bey Camii, yerel adıyla Begava Camisi. Bosna Sancak Bey'i Gazi Hüsrev Bey tarafından 1531'de inşa ediliyor. Mimar Sinan yapıyor bu eseri. Balkanlardaki en önemli Osmanlı eserlerinden birisi. Karşısında bir de buranın müzesi bulunuyor.
Yine Gazi Hüsrev Bey tarafından yapılan önemli eserlerden birisi. Gazi Hüsrev Camii'nin dışındayız. Burada iki tane çeşme var. Bunlardan sağdan içtiğiniz zaman Bosna'da kalıyordunuz. Soldan içtiğiniz zaman da Bosnalı biriyle evleniyordunuz galiba. Ben evliyim, o yüzden sağdan içeceğim. Bosna'da kalayım diye. Bir daha geliyorum. Bir daha ziyaret ediyorum. Yani şeyinden emin değilim. Sağından mı solundan mı emin değilim. Yani yanlışlıkla evlenmiş de olabilirim bu arada. Hakkını helal et canım benim. Sen bir daha geleceksindir. İnşallah öyledir. İkisinden ne istem mi acaba? Nötrleyeyim. Nötrleyeyim, tamam. Su güzel valla, erikli bildiğin. Biraz da hostelimizi tanıtalım. Hostelimiz mutfak, ortak falan. Gayet hoş, gayet güzel. Bu Çince mi, Japonca mı, Korece mi? Yorumlarda yazın. Bence Çince. Emre Translate'den bir bakalım bir dakika. Nece? Burada bir Çinli bir abinin yeri burası. Ve bayağı bir Çinli kalan var. Buradan da anlaşılacağı üzere Asya usulü ayakkabıları nizami bir şekilde dizmişler. Ayakkabıları çıkartarak herkese terlik veriyorlar. Çok temiz o yüzden. Bu bizim ilk yatakhane deneyimimiz. Yatakhane deneyimimiz. Yani hostel deneyimimiz de ilk yatakhane deneyimimiz. Yataklar da çift kişilik. Yani aslında bayağı 4 kişi yatar. Gayet hoş, gayet güzel. Burayı kullanmadık bile. Burayı böyle işte zaten herkes örtü seriyor. Biz de böyle buraya böyle örtü perde yaptık. Buralarda da böyle şeyler. Böyle burada çok fazla Çinli var ya. Çok enteresan. Mola. Mola. Burası Sacred Heart Katolik Kilisesi. Burası Avusturya-Macaristan tarafında kalıyor. Yağmur başladı. Savaşta burası da çok fazla hasar almış. Papa çok destek olmuş buraya ve buraya gelmiş. Onun da anısına ithafen buraya Papa'nın anıtını yapmışlar. Şimdi bizim kaldığımız yer Papa'nın tam karşısında. Burada küçük bir tabela olan yerden kapısı var. Merkezi, kilise çanlarıyla uyanabileceğiniz bir yer. Evet, bu yeşil bina evet. Yani. Joy Apartment. Şimdi bu önümde görmüş olduğunuz kan izleri, 92'deki savaşın izlerini kendileri de unutmamak ve dünyanın da unutmasına izin vermemek için yapılmış. 3,5 yıl süren savaşın neticesinde şehrin her yerinde kurşun izleri var ve bunu onarmamışlar. Binaların tarandığını görebiliyorsunuz zaten. Sıvayla kapatmıyorlar, yerlerdekileri kapatmıyorlar. Daha çok bölge böyle alanla çevirip kırmızı reçineyle onu tekrar kan görünümüne getiriyorlar ve dünyanın da hiçbir şekilde unutmaması için bu şekilde mesaj veriyorlar. Burası Grandka Trizinika Market. Burası yerel market. Kurtulmuş etler, peynirler, tarhanalar, sucuklar. Tarhanayı ben koydum. Falan var. Buradan kurtulmuş et almak istiyorduk ama bakalım şimdi açık mı değil mi 1 Ocak. Tabii ki de kapalı. Sanayi Mahallesi. Selam ya Resulallah. Otoparkta dini atak geçirmişler. Şimdi burada dün gece konser oldu. Normalde bizim geleceğimiz yer şurası. Sönmeyen ateş anıtı. Ve ateş sönmüş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra boşlukların kurtulmasını simgeleyen insanların anılarını canlı tutabilmek için 7/24 sönmeyen bir ateş yapmışlar buraya. Ama sönmüş. Burası The Academy of Fine Arts, Bosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, köprüde Festinalente. Ve karşısındaki, caddenin karşısındaki bütün parkı çok güzel sanat eserleri yapmışlar. Yıl içinde de dönem dönem sürekli burada sergiler oluyormuş. Çok aktif bir güzel sanatlar fakültesiymiş. Avusturya Macaristan mimarisi akıyor her yerinden. Böyle yaşayamadık böyle bir öğrencilik Emre. Evet, sisler gözüküyor mu bilmiyorum, çok güzel duruyor. Evet.
kaç veriyorsun? Kaç veriyorum? 8-9 veriyorum. Çok lezzetliydi gene. Kaymak özellikle. Yani gelirseniz kaymak kesin alın. Şimdi dışarı çıktık. Yemeği fiyatını söylemeyi unuttuk galiba. 17 KM'ye tuttu. Yaklaşık 270 liraya iki kişi tıka basa doyduk yani. Gayet güzel. Mekanını göster hayatım. Zaten burasını yani gelenler biliyordur. Evet. Önünde hep böyle sıra var. Ya kaymak çok güzel. Kaymak çok güzel.